Evet, arkadaşlar merhaba. Bugün modern fiziğin teknolojideki uygulamaları, modern fiziğin uygulamaları konusuyla beraber olacağız. Önemli bir konu, soru getiriyor. Basit olmasına rağmen yani ciddi manada hem denemelerde hem de üniversite sınavında soruluyor. İlk önce görüntüleme teknolojileri var. Modern fiziğin teknolojileri uygulamalarının içerisinde ilk önce görüntüleme teknoloji var. Bunlardan birincisi röntgen cihazı. Röntgen cihazı birçoğumuzun böyle tanıdığı, hastanelere falan gittiği zaman en azından ismini gördüğü, belki kendini gördüğü bir cihaz. Burada ben bir tane işte resim, bir tane de röntgen filmi getirdim, buraya koydum. Röntgen cihazı deyince aklımıza ilk gelmesi gereken bu görüntüleme teknolojisi sırasında X ışınlarının kullanıldığı. X ışınlar bizim için şu açıdan çok önemli. Radyoloji biliminin doğmasını sağlayandır X ışınları. Alman fizik profesörü Wilhelm Konrad Röntgen tarafından bulunuyor. Ve bu tıpta bir devrim olarak görülüyor o zaman için. Neden? Yani çünkü insanın iç organlarını görme bizim için artık mümkün olacak. Hastalıklı organizmaları gözle tespit edebilmek mümkün olacak. Bu açıdan bizim için önemli idi. Şimdi bu değişik teknolojiler var biliyorsunuz. Değişik görüntüleme cihazları var. Bunların içerisinde en eski olanı röntgen cihazıdır. Röntgen cihazları biraz önce de söylediğimiz gibi elektromanyetik dalgalardan X ışınlarının kullanılmasıyla ortaya çıkarılır. Yani ortaya görüntü çıkarılmış olur. Bu işleme de radyografi denir. Şimdi radyografi vücudun kemik olan kısımlarından kolayca görüntü oluşturabilir. Ama mesela yumuşak dokular, karın boşluğunda bulunan ya da değişik ne bileyim işte artık bu teknik şeyler biliyorsunuz. Yumuşak dokularda yetersiz kalır. Dolayısıyla bakın röntgen cihazının yetersizliklerinden bir tanesidir bu. Özellikle belki şunu düşünebilir miyiz biz? Özellikle kemik için, kemikle alakalı görüntülerde bizim için güzel bir yöntemdir. Halen geçerli olan bir yöntemdir diyebiliriz. Şimdi röntgen cihazından sonra, röntgen cihazıyla alakalı bilgilerinizi verdikten sonra şuradan sıra sıra ilerlemek istiyorum. Evet, ikinci görüntüleme cihazımız MR cihazı. MR cihazında bakın şuradaki M ve R harfleri bizim için anlamlı. M manyetik demek, R de rezonans demek. Yani manyetik rezonans açılımı bunun. Manyetik rezonans. Yani manyetik rezonans açılımı olduğu zaman o zaman sizin aklınıza hemen ne gelmeli? Demek ki mıknatıslar kullanılıyor, manyetik alan kullanılıyor. Rezonans kelimesini daha önceki fizik bilgilerinizden hatırlamaya çalışın. Şimdi o zaman insan sağlığına zararlı radyoaktif etkileri olmayacak. Bakın röntgen cihazının insan sağlığına zararlı radyoaktif etkileri vardır. X ışınları kullanılıyor, radyoaktif maddeler kullanılmış oluyor. Ama MR cihazında bakın güçlü mıknatıslar kullanılıyor ve radyoaktif zararlı etkileri yok. Peki radyoaktif zararlı etkileri yok, doğru. İçerisinde kullanılan elektromanyetik dalga hangisidir peki? Bu cihazda kullanılan elektromanyetik dalga, cevap radyo dalgaları. Radyo dalgaları biliyorsunuz enerjisi bakımından en düşük olan elektromanyetik dalgalar. O açıdan insan sağlığına zararlı herhangi bir etkisi olmayacak. Peki bu görüntüleme nasıl yapılmış oluyor? Bu görüntüleme şu şekilde yapılmış oluyor. MR cihazında bulunan güçlü mıknatısların oluşturduğu manyetik alan sayesinde incelenecek bölgedeki hücrelerde bulunan atom çekirdekleri titreştiriliyor. Atom çekirdekleri, özellikle protonlar kısmından bahsedelim. Özellikle de su. Su moleküllerin içerisindeki protonlardan bahsetmiş olalım. Ve daha sonra bunların üzerine radyo dalgaları gönderiliyor. Atomlar belli bir frekansta bu radyo dalgalarını geri yansıtıyorlar. Yansıyan dalgalar bir bilgisayar yardımıyla görüntüye dönüştürülmüş oluyor. Evet, MR cihazı da böyledir. Özellikle şunları vurgulamakta bir kere daha fayda var. Güçlü manyetik alanlar oluşturuluyor ve içerisinde radyo dalgaları kullanılmış oluyor diyoruz. Bundan sonra konuşacağımız görüntüleme cihazı arkadaşlar PET. P-E-T şeklinde yazabiliriz. Yani pozitron emisyon teknolojisi. Düzeltiyorum, tomografisi. Pozitron emisyon tomografisi. Bu nasıl bir cihazdır? Nerede kullanılır? Bunun kullandığı yerler daha çok kanser hastalıklarıdır. Onkolojik hastalıklar şeklinde karşımıza belki gelmiş olabilir. Bu ifadeyle gelmiş olabilir. Peki PET cihazlarından biz nasıl görüntü elde ediyoruz? PET cihazlarının çalışma ilkesi nasıl?
bu olay nasıl gelişiyor? Şimdi hastaya damar yoluyla normal şeker molekülüyle birlikte flor 18 radyoaktif maddesi. Bir kere daha söylüyorum, damar yoluyla şeker molekülleri ve flor 18 radyoaktif maddesinin birleşmiş şekli olan bir radyoaktif sıvı kan yoluyla, damar yoluyla verilmiş oluyor. Şimdi daha sonra bu radyoaktif maddenin kanın içerisinde, vücudun içerisinde komple dağılması bekleniyor. Sağlıklı hücrelere göre, şekerle bakın şeker geldi vücuda. Sağlıklı hücrelere göre kanserli hücreler daha hızlı büyüdüğünden dolayı buralarda daha fazla bir ışıma yapması bekleniyor. İçerisinde pozitron kullanıyor antimaddelerden. Dolayısıyla daha fazla ışıma yapması bekleniyor. Ve buna göre bu ışıma yapan bölgeler görüntülenmiş oluyor. Evet, pozitronun pozitron emisyon tomografi ya da PET cihazının çalışma ilkesi de bu şekilde. Evet, tomografi ne? Yani buna bilgisayarlı tomografi de diyebilirler. Bunların kısaltılmış şekli olan BT şekli de gelebilir karşımıza. Şimdi arkadaşlar bilgisayarlı tomografi ya da tomografi dediğimiz şey aslında röntgen cihazının bayağı bir gelişmiş şekli. İçerisinde dolayısıyla yine X ışınları kullanılmış oluyor. X ışınları kullanılmış olduğu için de ciddi manada zararlı radyoaktif etkileri vardır. Dolayısıyla bakın gelişmiş şekli dedik ya, içerisinde kullanılan X ışınları da röntgen ışınlarına göre çok çok fazladır. Yaklaşık bir 8-10 kat kadar daha fazla radyoaktif madde almış olur vücut. Dolayısıyla bilgisayarlı tomografi radyoaktif zararlı etkiler açısından birazcık sakıncalıdır. Peki doktor bunu neden ister? Doktorun isteme sebebi de kesitsel görüntüler elde etmesi, daha net görüntüler elde etmesi, dolayısıyla daha iyi fikir vermesi açısındandır doktorumuz için. Yoksa zararlı etkilerin yüksek olduğunu bir kere daha vurgulamış olalım. Evet, yine birçoğumuzun adını duyduğu ultrason var. Ultrason nasıl bir görüntüleme teknolojisidir? Hani genelde biz görüntüleme teknolojileri deyince hastanelerin radyoloji bölümlerine gittiğimizde işte yaklaşmayın, radyoaktif zararlı etkiler var ya da görevliden başkası giremez gibisinden uyarılar görüyoruz. Ama ultrason böyle tehlikeli bir şey değil. Neden? Ultrasonik ses isminden hatırlayın arkadaşlar. Burada kullanılanlar ses dalgalarıdır. Yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılır. Bir kere daha söylüyorum. Yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılır. Dolayısıyla yüksek frekanslı ses dalgaları kullanıldığı için ses dalgasının insan sağlığına zararlı bir etkisi yoktur. Peki ses dalgalarıyla ne yapılır? Şimdi öncelikle bizim cihazımız bu. Yan tarafta bir görsel daha var. Dikkat edin. İşte burada şu görevlinin elinde tuttuğu şeyin adı prop. Peki probun şu kısmına dikkat edin. Bakın şuraya yoğunlaşın. Burada bizim daha önceki konulardan hatırladığımız piezoelektrik var. Piezoelektrik. Neydi piezoelektrik? Hatırlayalım. Piezoelektrik basınç yardımıyla elektrik üretebilen kristallerdi. Piezoelektrik kristal demek basınç yardımıyla elektrik üretebilen kristaller idi. Hatırlayın işte ocaklarda kullandığımız çakmaklarda, ondan içerisinde kullanılırdı. Mikrofonlarda kullanılabilirdi. Tartı içerisinde kullanılabilirdi. Yani bunun gibi birçok yerde piezoelektrik kullanılabiliyordu. Peki şimdi bu probun ucunda piezoelektrik var. Mesela diyelim ki doktor getirdi, kalbimize dokundurdu buradaki probu. Orada hareket ettirirken kalpten çıkan sesin piezoelektrik kristal üzerinde bir basınç oluşturması beklenir. Bu basınca bağlı olarak da üretilen elektrik, bakın buradaki ekran üzerinde bir görüntüye sebep olur. İşin uzmanı olan insanlar da o görüntüye, oradaki dalganın şekline bağlı olarak fikir sahibi olurlar ve ona göre teşhis ya da tedavi yöntemleri üzerinde ilerlemiş olurlar. Ultrason budur. Bir kere daha söylemiş olalım. Özellikle buradaki en önemli yer, buradaki prop dediğimiz şey. Transdüser demişler buna aynı zamanda. Aklınıza bulunsun. Transdüser. Ders kitabımızda da geçiyor bu. Ders kitabında transdüser ismini geçmiş olması ne kadar önemli olur bilemiyorum ama hani bu özel ismi bilmekte de fayda olabilir. Evet, ultrasondan sonra sırada ne gelecek? Evet, ultrasondan sonra radar gelecek. Şimdi sevgili arkadaşlar, radar demek ne demek? Önce bir kelime anlamıyla başlayalım istiyorsanız. Radar kelimesi radyo algılama ve ölçme anlamına geliyor. Radio, radio. Radyo algılama
ve ölçme anlamına geliyor. Yani bunun İngilizcesinin ilk harflerinin birleşmesiyle bir araya getirilmiş. O zaman otomatik olarak aklınıza ne geliyor? Radarlarda radyo dalgalarının kullanılması geliyor. Radarlarda radyo dalgalarının kullanılması geliyor. Zaten tarihsel süreçte baktığımızda radarlar ilk önce radyo dalgalarıyla oluşturulmuş. Radyo dalgalarıyla işte polisler hız ölçümü yapmışlar. Hız limitleri aşıldığını falan gibisinden bunları hep bunlarla ölçmüşler. Yalnız daha sonrasında dikkat, radyo dalgalarının yerine mikrodalgaların daha kullanışlı olduğu fark edilmiş. O yüzden radarlarda kullanılan şey nedir? Mikrodalgalardır diyoruz. Şimdi radar bizim için bu kadar yeterli. Daha sonra sonar cihazlarımız geliyor. Sonar cihazları. Bakın radarda kullanılan neydi? Mikrodalga. Sonarda kullanılan nedir peki? Ses dalgalarıdır. Biraz önce ultrasonda dediğimiz gibi burada da ses dalgaları kullanılmış olur. Peki sonarları zaten iyi kötü biliyor olabilirsiniz. Genel kültürden, filmlerden bile görmüş olabilirsiniz. İşte ses dalgaları kullanılarak denizlerin derinliğinin ölçülmesi, batakların derinliğinin ölçülmesi, ondan sonra balık sürülerinin yerleri tespit edilmesi falan bunların hepsi sonarla yapılan şeylerdir diyoruz. Evet, bundan sonra termal kameralar gelecek. Görüntüleme teknolojilerinde böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Termal kameralar nelerdir? Zaten adından da bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Term ısıyla alakalı olduğu için aslında bu kamera bize bir görüntü vermiyor. Görüntü derken resme dikkat eder misiniz? Bu bir şey değildir. Yani bir fotoğraf falan gibi bir şey değildir. Yani ısı haritası gibidir diyebilirsiniz. Yani sıcaklığı olan bütün maddelerin ki sıfır Kelvin dahil buna. Yani sıfır Kelvin'den itibaren sıcaklığı olan bütün maddelerin bir görüntüsü oluşacaktır. Yani mesela şöyle bir şey hayal edin, simsiyah bir gece, simsiyah elbiselerini giymiş insanlar ya da simsiyah varlıklar neyse artık. Yani bunları biz nasıl görüntüleyeceğiz ya da biz bunları nasıl göreceğiz? Yani normal görme kurallarına göre göremememiz lazım. Ama bunların çıkardığı ısı haritalarına bağlı olarak da biz görüntüler elde edebilmiş oluyoruz. Evet, termal kameralarda bu şekilde. Kameralarımız da bu şekilde. Bundan sonra birazcık daha böyle ekranlar, hangi ekranlar? İşte LCD ekran, plazma ekran falan bunlardan bahsetmiş olacağız. Önce bunların açılımıyla başlayalım istiyorsanız. Ne demek yani bunların açılımıyla başlayalım? LCD ne demek? Şu şekilde açarsak kelimeleri. Likit. C ne demek peki? Kristal. Kristal. D ne peki? Display. Display zaten monitör ya da ekran demek biliyorsunuz. Kristal biz daha çok katı için kullanıyoruz. Katılar için kullanıyoruz bu ifadeyi. Likit de sıvı demek. Yani sıvı katı mı demek? Yok sıvı kristaller demek. Şimdi peki sıvı kristaller nedir? Sıvı kristaller vardır tabiatta. Evet, tabiatta sıvı kristaller vardır. Sıvı kristallerin özellikleri nelerdir? Üzerine düşürülen ışığı yönlendirebilme özellikleri vardır. Buna bağlı olarak da görüntü çıkarırlar. İşte burada bir yani bu kadar detaylı bilmemize gerek yok ama işte burada bir resmi var. Yani bu LCD ekranı ve plazma ekranı. Yani buradaki LCD ekranda işte bu dediğimiz o ışığın yönlendirilmesi olayı gerçekleşmiş olur. Amorf katılardır. Bir kere daha bunu da söylemiş olalım. Amorf katıların yapılar düzensiz olduğu için içerisinde ışığı yönlendirebilme imkanınız doğmuş oluyor. Plazma zaten plazma isminden bilmeniz lazım. Plazma maddenin biliyorsunuz hallerinden bir tanesi. Katı, sıvı, gaz. Daha sonra dördüncü olarak plazmamız var. Plazma maddenin dördüncü hali ve bu plazmada özellikle bizim için dikkat etmemiz gereken en önemli şey ne? Bakın orada plazma hücrelerinde fosfor kaplama diyor. Yani şuradaki hücre kelimesi pikseller. Piksellerden oluşuyor. Ekranlar küçük küçük piksellerden oluşuyor. RGB renk pikselleri deniyor bunlara. R, G, B. Hemen tanıdığınızı düşünüyorum. Red, green, blue. YKM optikteki söylediğimiz şekilde. Yeşil, kırmızı, mavi. Bunlar insan gözünün algılayabildiği ana renkler. İşte bunların değişik oranlarda birleştirilmesiyle göze görüntüler oluşturmuş oluyor. RGB renk piksellerini unutmuyoruz buralarda. Plazma teknolojisi de her piksel içerisinde özel bir gaz vardır. İşte bu neon olabilir, ksenon olabilir. Bu cam bölmeler var, evet. Cihaza elektrik verildiği zaman özel gaz karışımı maddenin dördüncü hali olan plazma haline dönüşüyor.
ultraviyole ışın, yani mor ötesi ışınlar yaymaya başlıyor. Daha sonra bu ışın kırmızı, yeşil, mavi renkte fosfor tabakasına çarparak görünür ışık oluşturuyor. Dolayısıyla net bir görüntü oluşmuş oluyor. Dikkat! Evet, ekranlarımızla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Evet, şimdi bakalım sıralamamızda neresi var? Sıralamamızda, evet, diyot demiş burada. Yani yarı iletkenlerle başlamış olacağız. Yarı iletkenler, öncelikle biraz yarı iletkenlerle alakalı konuşalım. Yarı iletkenler zaten adı üstünde. Hani elektrik bakımından, elektriksel bakımından düşündüğünüzde yarı iletkenler. Yani ne iletken ne yalıtkan. Değil mi? Belli durumlarda iletken, belli durumlarda yalıtkan olan maddelerdir. Peki yarı iletkenlerin genel olarak bazı özellikleri var mıdır? Şöyle sıralayabilirsiniz. Mesela iletkenlik bakımından dediğim gibi iletken ve yalıtkan arasındadırlar. Ama normal haldeyken yalıtkandırlar. Bir kere daha söylüyorum. Normal haldeyken yalıtkandırlar. Dikkat! İşte ısı, ışık, manyetik etki gibi etkiler altında gerilim uygulandığı zaman geçici olarak iletkenlik özelliği kazanırlar. Tabiatta kendiliğinden bulunabildiği gibi laboratuvar ortamında bileşik olarak da elde edilebilirler. Kristal yapıya sahiptirler. İşte atomları kübik, kafes sistemine uygun belirli bir düzende sıralanmış olur. Bunları muhtemelen organik kimyadan duymuşsunuzdur, bildiğiniz şeylerdir diye düşünüyorum. Şimdi yarı iletken malzemelerin teknolojideki kullanımlarına geldiğimizde öncelikle diyotla başlayacağız. Diyot elektrik akımı ünitesinde de görmüştük sevgili arkadaşlar. Bakın diyot bir P tipi bir de N tipi yarı iletkenin bir araya gelmesiyle oluşturuluyor. Bakın bir P tipi bir de N tipi yarı iletkenin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş oluyor. Bu P tipi olan yere biz anot diyoruz. N tipi olan yer şurasına da oraya da katot diyoruz. Tek yönde akım geçiriyor. Ok yönünde akım geçiriyor. Dolayısıyla tek yönde akım geçiriyorsa o zaman demek ki bunun bir anahtar görevi var. Zıt yönde akım geçirmediği için bakın bu çok önemli. Anahtar görevini görüyor olması. Şimdi doğru akım zamanla yönü ve şiddeti sabit olan akımda hatırlayın. Alternatif akımsa yani şu şekilde sinüsoidal bir değişim gösteriyordu. Bunu birazcık daha güzel çizmeye çalışayım şu şekilde. Şimdi eğer siz bunu şöyle getirir de çizerseniz bir koordinat sisteminde yukarılar doğru akımdaki artının aşağılar da doğru akımdaki eksinin karşılığı gibidir. Şimdi öyle olunca bakın buradaki diyoda geldiğini düşünün. Anoda artı, katoda eksi geldiği zaman çalışır diyor. O zaman anoduna artı geldi, katoduna bak artı geldi diye geçti diğer tarafa. Ama buradaki eksi geldiği zaman geçemedi. Dolayısıyla bakar mısınız ne oldu? Bakın şu şekilde bir doğrultma görevinde bulundu. Daha sonra bu kondansatörle falan aralarda doldurularak doğru akıma dönüştürebiliyorsunuz. Yani alternatif akımı doğru akıma dönüştürebiliyorsunuz. O zaman şöyle diyelim mi? Diyotun görevleri nelerdir? Diyotun görevleri, tabii bizde olan, müfredatta olan, artı ders kitabımızda geçenleri. Bir, anahtar görevi vardır. İki, doğrultmaç görevi vardır. Dikkat, doğrultmaç ismi bizim için önemli olabilir. Evet, şimdi P ve N tipi iki tane yarı iletkenden oluşuyor demiştik. Şimdi şunu da yapalım istiyorsanız, şunu da konuşalım istiyorsanız. P tipi ve N tipi yarı iletken nasıl oluşturuluyor? P tipi ve N tipi yarı iletken sevgili arkadaşlar silisyum ve germanyumu unutmuyorsunuz. Silisyum ve germanyuma başka maddeler katılarak bu iki madde mesela silisyumla atıyorum fosfor, silisyumla ya da ne bileyim işte bor. Bu maddeleri katıyoruz. Daha sonra biz bunların son yörüngelerindeki elektronların birbirleriyle kovalent bağ yapmalarını sağlıyoruz. Bu kovalent bağ neticesinde işte elektronun yanında boşluk oluşabiliyor ya da elektronun fazla olduğunu görüyoruz. Yani ya da eksik olduğunu, yani bir elektron eksikliğinin olduğunu ya da duruma göre bir elektron fazlalığının olduğunu görüyoruz. Hani şu an bunların detayları ders kitabımıza da geçmiyor, müfredatımıza da bulunmuyor. Ama kabaca bunu bilmek gerektiği için söylüyorum. Bu elektron fazlalığı ya da elektron eksikliğine bağlı olarak biz maddelere P tipi ya da N tipi maddeler diyoruz. O zaman tahmin ediyorsunuzdur. İşte bu silisyumla ya da germanyumla neyse herhangi bir maddeyi birleştirdiğimizde elektron eksikliği oluşan bir madde. Bakın bu P tipi madde. Peki burada iletim kimlerle sağlanıyor? Oyuk dediğimiz maddelerle sağlanıyor. Bakın burada elektron fazlalığı oluştu. Elektron fazlalığı oluşanlarda ise bakın elektron fazlalığı eksi yüklü olacak. N tipi. O zaman burada da iletim kimlerle sağlanıyor? Elektronlarla sağlanıyor. Peki o zaman siz bir protonla şey düzeltiyorum. Bir P tipi maddeyle bir N tipi maddeyi bir araya getirdiğinizde ortaya ne çıkıyor? Bir diyot çıkmış oluyor.
Peki. Ekranımı temizledikten sonra, devam ediyorum. Transistör. Tabii ki transistör buradaki cihaz değil. Bu cihazı tanıdığınızı düşünüyorum. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar, ne yaptık biz? Bir P tipi madde ile bir N tipi maddeyi bir araya getirdiğimizde bir diyot elde ettik. Tamam, kabul. Şimdi şöyle yapsanız peki, iki tane P tipi maddenin arasına bir tane N tipi maddeyi getirip yerleştirseniz, o zaman PNP tipi bir transistör elde etmiş olursunuz. Evet, şimdi buraya N tipi, ortaya da P tipi bir madde yerleştirirseniz, o zaman da NPN tipi bir transistör elde etmiş olursunuz. Peki, şimdi transistörü anladık. Transistörün nasıl yapıldığını gördük. Niye yaptık biz bunu? Niye kullanıyoruz? Şimdi bunu kullanma sebeplerimizden bir tanesi sevgili arkadaşlar, sinyal yükseltmektir. Sinyal yükseltici. Şimdi o yüzden işte burada amfi verdik. Amfi, amplifikatör, kısaltılmış ya da kısa okunmuş şekline amfi. Sinyal yükseltti, ses yükseltti. Peki sadece sinyal yükseltmek midir bunun görevi? Hayır, aynı zamanda anahtar görevi de görür. Aa, hocam zaten anahtar görevi görmek diyotun vazifesi değil miydi? Evet, hem diyotun vazifesi ama aynı zamanda transistörün de vazifesidir, unutmuyoruz. Şu an elektrik elektronik mühendisliği okuyan eski öğrencilerimiz izliyorlar mı bilmiyorum buradan. Yani şu an anlattığım şey tamamen ekstra bir bilgi. Transistörün diyot eşdeğeri denilen bir kavram var. Yani diyotlarda nasıl oluşturulduğuna dair bir kavram var. Eğer onlar izliyorlarsa hatırlayacaklar. Dolayısıyla bakın arada bir bağlantı kurmuş oldum. Transistörün diyot eşdeğeri derken. O zaman otomatik olarak ne olacak? Bakın iyi bir anahtar vazifesi görmüş olmasa da çok yadırganacak bir durum olmayacak diye düşünüyorum. Evet, amfi ya da amplifikatör bunu unutmamak lazım. Şimdi diyotu hallettik, transistörü hallettik, diyot ve transistörü hallettikten sonra evet süper iletkenler ama süper iletkenlere geçmeden önce ben şunu da bir kere daha vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Diyot demiştik yani biz diyot. Diyotların bir de kalemimi de alayım şöyle. LED diyotlarımız var. LED. LED'leri biliyorsunuz işte trafik ışıklarında görürsünüz. Radyo, televizyon neyse elektronik cihazlar bu alt kısımlarında power düğmesi olarak görürsünüz. Işık yanıyor ya orada genelde kırmızı renkli oluyor. İşte onlar LED'dir. Ya da trafik ışıklar içerisinde bir sürü nokta 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 da hatırlayın onları. Yani LED ya arkadaşlar bakar mısınız? Diyot diyor işte. Bu da light yani ışığın İngilizcesi. O zaman bu şu demektir. Normal bir diyotta üzerinden akım geçer mi? Geçer. Sıkıntı yok. Fark edemezsiniz. Ama LED'in üzerinden akım geçtiği zaman aynı zamanda ışık ortaya çıkar. Yani üzerinden akım geçtiğinde ışık yayan diyotlara da biz ne diyormuşuz? LED diyot diyormuşuz. Unutmayalım. Evet, bundan sonra sıramızda ne olacak? Süper iletkenlere gelmeden önce yine bir güneş pillerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Güneş pilleri neler peki? Güneş pilleri de yine yarı iletkenlerin içerisinde anlatıyorum bakın. Yarı iletkenlerin içerisinde kullanıyorum. Şimdi sıralamayı söylerken hem burası hem de şunu göstermiş olayım. Bakın arkadaşlar şu an elimde 12. sınıf MEP kitabı var. 12. sınıf MEP kitabındaki sıralamaya göre göstermeye çalışıyorum. Hani ben birçok arkadaşımıza bunu ödev olarak verdim. Özellikle modern fiziğin teknolojideki uygulamaların okunması gerekiyor. Yani piyasadaki en güzel kaynaklardan bir tanesi. Hem akıcı anlatılmış, güzel anlatılmış. Hem de yani açıkçası resmi bir kaynak. Yani bundan en çok güveneceğimiz kaynağın bu olması gerekiyor sözel kısımlarda. Buradaki sıralamaya göre anlatıyorum ben. Şimdi tabii işte bu arada ihmal etmişseniz bu videoyu izlediğinizde, okumayı ihmal etmişseniz bu videoyu izlediğinizde de yani bir bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Şimdi güneş pilleri dediğimiz şeyler neler? Fotovoltaik pil bir diğer adı. Yani ne yapıyoruz biz? Güneş enerjisinden elektrik elde ediyoruz. Peki güneş ışığından elektriği nasıl elde edeceğiz? Güneş ışığından elektriği şöyle elde edeceğiz. Bizim güneş pili dediğimiz bu parçanın üzerine, güneş pili dediğimiz devre eleman ya da elemanın üzerine ismini tam söyleyemedim. Güneş pilinin üzerine ışık geldi düştü. Fotonlar farklı dalga boylarında geldiler. Farklı enerjilerle geldiler. Dolayısıyla fotonlar fotovoltaik yüzeye çarptığında yansımaya da soğurma yapabilirler. Öyle değil mi? İkisinden birini gerçekleştirebilirler. Eğer foton soğurulursa fotonun enerjisi elektrona aktarılır.
fotovoltaik pil içerisindeki elektrona aktarılır. Ne oldu? Elektron bir enerji kazandı. Kazandığı bu enerjiyle serbest hareket etmiş oldu. Unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Fotovoltaik pillerin içerisinde P tipi ve N tipi olmak üzere yarı iletken de vardır. En çok burada sıkıntı yaşıyoruz. Bakın yarı iletkenler kısmında anlatıyorum. Fotovoltaik pil ya da güneş pillerinin içerisinde yarı iletken malzemelerinde olduğunu anlatıyorum. Nerede kullanıyoruz mesela? Nerede? Haberleşmede kullanıyoruz. Hava gözlem istasyonlarında kullanıyoruz. Fotovoltaik pilleri. Deniz fenerlerinde kullanıyoruz. İlaç ve aşıların soğutulması gibi alanlarda, tarımda, deniz fenerlerinde, bina içi ya da dışı aydınlatmalarda kullanmış oluyoruz. Dikkat! Ders kitabında özellikle bunlardan bahsetmişler. Bu örnekleri vermişler. Evet, bundan sonra süper iletkenlere geleceğiz galiba. Evet, süper iletken deyince aklınızda oluşan şekil nedir? Muhtemelen şudur. Hocam bir telimiz var, evet, ve bu telden elektrik geçtiğinde, yani elektrik akımı geçtiğinde elektrik akımına karşı hiç zorluk göstermiyor. Hiç zorluk göstermiyor. Aynen, öyle olmasını bekliyoruz. Peki nasıl elde edilmiştir ya da elde edilmiş midir süper iletkenler? Evet, süper iletkenler elde edilmiştir. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu süper iletkenlerle alakalı... Hani şimdi bu dersi benden daha önce dinleyen arkadaşlar için tekrar olmuş oluyor ama ilk defa dinleyen insanlar varsa, ilk defa dinleyen arkadaşlar varsa süper iletkenler bazen piyasada çok abartılıyor. Nasıl yani? Mesela atıyorum işte bir yerde duydum bir tanesi demiş ki ya süper iletkenin işte bir gramı ortalığı ayağa kaldırır, çok pahalıdır bilmem nedir. Bir tanesi de işte demiş ki ya süper iletken her yerde, ya değil arkadaşlar, her yerde karşınıza gelebilecek bir şey değil. Ama bir gramıyla da ne bileyim çok böyle dünyaları satın alabileceğiniz bir şey bizimle düşünmek de doğru değil diye düşünüyorum. Yani lazım olduğu zaman üretilebiliyor. Laboratuvar şartlarında ortaya çıkarılabiliyor. Süper iletkeni peki ilk bulan adam kim? Süper iletkeni bir Hollandalı fizikçi buluyor. Önnes ya da Ons olması lazım. Evet, Ons isminde bir Hollandalı fizikçi bulmuş oluyor. Ne yapıyor peki bu? 4.2 Kelvin'e kadar civayı soğuttuğu zaman bunun süper iletkene dönüştüğünü keşfediyor. Daha sonra süper iletkene dönüştükten sonra farklı maddeler üzerinde süper iletkenin çalışmaları yapılarak süper iletken maddeler elde edilmiş oluyor. Şimdi şuradaki birinci resme bakarsanız eğer bu resimde süper iletken madde bir manyetik, süper iletken bir materyal. Bakın o aşağıdakinden bahsediyorum. İşte şuradaki parçadan bahsediyorum. Ne oldu bakın, bir materyali manyetik alan itmiş oldu. Yani süper iletken maddeler manyetik alanı dışlıyorlar. Dolayısıyla temas edemiyor, dokunamıyor. Şimdi bu bizim için önemli. Süper iletken maddelerin ya da süper iletkenin iki tane temel özelliği vardır. Sevgili arkadaşlar, süper iletkenliğin iki temel özelliği vardır. Çok çok önemli. Bir, elektrik akımına karşı oluşan direncin kritik bir sıcaklık değerinde tamamen ortadan kalkması ve elektronların dirençle karşılaşmaması. Nokta. İstisnası yok. İki, süper iletkenin içine manyetik alanın nüfuz edememesi. Bu iki özelliğe dikkat edeceğiz. Peki bu iki özellik tamam. Bir iki özelliğimiz daha var. Özellikle iki özellik demeyeyim de iki tane örneğimiz var. Nedir o da? Şuradan hemen kalemimi alayım. Bakın iki tane de önemli örneğimiz var. Ders kitabımızda da var bu. Maglev treni ve MR cihazında kullanılıyor. Süper iletkenlerin kullanıldığı, en önemli kullanıldığı yerler nerelermiş? Maglev treni ve MR cihazı. Hızlı tren. Bazı test sorularında çok hızlı tren dediklerini de gördüm ben. Hızlı tren, çok hızlı tren gibisinden isimler karşımıza gelebilir. MR da güçlü mıknatıslar diyor hani. Güçlü mıknatıslarsa o zaman güçlü mıknatısı elde edebilmek için ne yapmanız lazım sizin? Çok güçlü bir manyetik alan oluşturmanız lazım. Mesela manyetik alanla da hani akım doğru orantılı. Şuradan aklınıza gelebilir bir tel düşünün. Üzerinden I akımı geçiyor. Bundan D kadar uzakta bir noktada K çarpı 2'yi bölü D. Mesela hani bu bir formülünü hatırlatmış oldum manyetizmadan. Ne oluyor o zaman? Çok güçlü bir akım geçirirseniz eğer çok güçlü mıknatıslar elde etmiş oluyorsunuz. O yüzden MR cihazında bu da bizim için önemlidir deriz. Peki şöyle de yapabilir misiniz? Unutmayalım, parçacık hızlandırıcılar. Bakın parçacık hızlandırıcıların içerisinde de yine süper iletkenler kullanılacaktır diyoruz. Evet, şimdi süper iletkenlerden sonra bakalım sırada ne var?
Evet, sırada nanoteknoloji var. Burada şöyle bir tane tatlı mı tatlı bir robot gözüküyor. Nanoteknolojik bir robot. Nanoteknoloji her ne kadar böyle bir bölümümüz olsa da yani sadece fizikle alakalı bir şey değil biliyorsunuz. Nanoteknoloji, organik kimya, fizik hatta kendi başlı başına biliyorsunuz nanoteknoloji mühendisliği şeklinde ifadeler var. Yani nano biliyorsunuz kelime anlamı olarak mili, mikro, nano, piko diyoruz ya hani yani 10 üzeri eksi 9 mertebesinde bir büyüklüktür. 10 üzeri eksi 9'da çok küçük olduğunu biliyorsunuz. Yunanca'da cüce anlamına geliyor. Ve nano bilim. Yani biz bu boyutlardaki atomik yapılarla uğraşıyoruz. Bu partiküllerle uğraşıyoruz. En küçük maddelerin teknolojisi olarak da tanımlıyoruz. Bir daha söyleyeyim. En küçük maddelerin teknolojisi olarak da tanımlıyoruz. Gördüğünüz gibi işte burada bakın robotlar yapmışız. Ya da ne bileyim işte kir tutmayan kumaşlar, su tutmayan kumaşlar gibisinden bazı şeyler de yine tabiattaki bazı maddeler gözlemlenerek, tabiattaki bazı maddelerin nano boyutları incelenerek yapılabilmiştir. İşte bunlar gene organik kimyadan bileceksiniz nano boyutlarda incelendiğinde fullerene, grafen yani bunlar da yine nano bilimin ya da nanoteknolojinin konularıdır diyebiliriz. Evet, bundan sonra son olarak lazer ışığından bahsedeceğiz. Lazer ışığı nasıl elde edilir? Lazer ışığının elde edilmesiyle alakalı işte burada bir fotonu getirdik. Çarptırdık, işte elektrona çarptırdık. Daha sonra elektronları bakın yukarıya çıkarttık. Onlar tekrardan geri aşağı indiler. Tersine birikim kavramlarına falan dikkat ismen bilmemize fayda olabilir. Ama özetle şudur. Ben burada çekirdeğin etrafında bakın yörüngelerim var. Elektronu buradan aldım, üst seviyeye çıkardım. Daha sonra bu tekrardan aşağıya indiğinde kendiliğinden inerse biz buna kendiliğinden emisyon diyorduk. Ama biz zorla indirirsek o zaman da uyarılmış emisyon ifadesiyle bunu tanımlıyoruz. Şimdi dolayısıyla uyarılmış emisyon eğer bir maddenin içerisindeki bütün atomlarda hepsine, bütün atomların elektronlarını aynı anda üst seviyeden alt seviyeye indirirseniz hepsi aynı anda ışık yayar. Dolayısıyla çok güçlü enerjisi olan, enerjisi çok yüksek olan bir ışık elde ederiz. Bu lazer ışığıdır. O zaman şunu vurgulamış olalım mı? Lazer ışığı uyarılmış emisyon yoluyla elde edilir. Lazer ışığı dalga boyları aynı olan fotonlardan oluşmuş olacak dolayısıyla bu anlattığımıza göre. O yüzden de tek renkli olacak ve gözle görülebilecek. Dağılmadan ilerleyebilecek. Lazer ışınları tek bir noktaya odaklanacak ve bu noktalarda yüksek sıcaklık elde edilebilecek, unutmayalım. Dolayısıyla bu özellik delme, kesme, buharlaştırma gibi olaylarda kullanılabilecek. Şimdi mesela lazer ışınıyla yeryüzü ile ay arasındaki mesafeyi çok hassas bir şekilde ölçme imkanı var şeklinde bir ifade kullanmışlar ders kitabında. Bir kere daha söyleyeyim. Lazer ışınları yeryüzü ile ay arasındaki mesafeyi çok hassas bir şekilde ölçebilir. Buna imkan verebilir gibisinden bir ifade kullanmışlar. Özellikle şuraya dikkat eder misiniz? Burası öğrenci çok yakıştıramıyorum bu lazere belki de. Çünkü hani gözünde o kadar bir güçlü olarak algılanıyor ki. Ama ne kadar güçlü de olsa sevgili arkadaşlar unutmayın lazer bir ışıktır. Dolayısıyla bulut, sis, yağmur gibi atmosfer olaylarından etkilenir. Benim buradaki elektronu aşağıya düşürebilmem için bakın buraya çıkmış elektronu aşağı düşürebilmem için bir sürü enerji harcadığımı biliyorsunuz. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? O zaman o kadar fazla enerji harcıyorum ve onun karşılığında da o kadar az enerji elde ediyorum ki o yüzden verimleri düşüktür. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar bakın bunlar ders kitabımızdan ya da ne bileyim işte kazanımlarda ya da müfredatta en son ünite olarak geçen modern fiziğin teknolojideki uygulamalarıyla ilgili yerler idi. Bölüm bölüm tamamını işte orta seviyede bir özetledim. Daha detaylı anlatılabilirdi muhakkak ama sınava yakın bir zamanda işinize yarayacağını ümit ediyorum. Yani açıkçası bu videonun izlenme oranlarına, izlenme dakikalarına bakarak da bir ikinci video çekebilirim. İşte orada da özel görevlilik, radyoaktiflik falan olabilir. Yani bu önemli hani o kadar emek harcamışsam izlenmesiyle alakalı bir negatif durum oluşursa da muhtemelen ikincisi gelmeyebilir. O yüzden aynı zamanda lütfen dakika olarak da izleyin ve çok işinize yarayacak. Bakın burası çok dediğim gibi hacmine göre iyi net getiren bir yer. Derme sınavlarında da görüyorsunuzdur. Yani ortalama bir 4 civarı daha fazla da olabilir ama bütün sözel konulardan bir 4, ortalama 4 civarı soru gelmiş oluyor. Az da bir soru değil diye düşünüyorum şahsen. Evet şimdi bu dersi burada bitiriyorum.
ümit ederim faydalı bir ders olmuştur. Özellikle videonun altına yorumlarınızı yazarsanız, videonun altına özellikle olumlu yorumlarınızı yazarsanız, fikirlerinizi belirtirseniz memnun olurum. Herkese, özellikle dersi dinleyen bütün arkadaşlara yüksek başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.